Fethiye Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, zirai don olmasına rağmen salı pazarında sebze ve meyve fiyatlarında artış olmadığını söyledi. Evet, pazarın son durumu gayet makul, mevsim normallerinde seyrediyor fiyatlar. Son günlerdeki 1-2 gün şu anda geceleri 0-1'e düştü zannedersem ama o çok da fazla ürünleri etkilemedi. Çünkü yeşillik türü açıkta olan ürünler -4-5 dereceye kadar dayanıklı ürünler. Şu anda fiyatlara herhangi bir yansıma yok. Her zamanki gibi rutin kış fiyatları devam ediyor. Üretici bir bölgeyiz. Bunun da bir katkısı oldu mu? Elbette bölgede ki, üretimin elbette yapılması. Şimdi Muğla'nın ilçelerinin içerisinde baktığımız zaman işte Köyceğiz'den bu tarafa doğru Ortaca, Dalaman ve Fethiye üretim bölgesi diye adlandırdığımız üretim bölgesi. O yüzden Fethiye halkı gerçekten çok şanslı. Yaz-kış üretim bölgesinde olmasından dolayı bir ürün bolluğu, bir ürün arz fazlalığı her zaman oluşmakta. Bu da tabii ki pazardaki fiyatlara yansımakta. Vatandaşlarımız da evlerine daha uygun sebze ve meyvelerini götürmektedir. Fethiye'nin üretim bölgesi olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Hıra, fiyatların normal düzeylerde seyrettiğini vurguladı. Pazar tezgahlarında domatesin kilosu 3-5 lira, patates 2-2,5 lira, soğan 2-3 lira, pırasa 4-5 lira, havuç 3-5 lira, yeşillikler 2-3 lira, ıspanak 6-7 lira, pırasa 4-5 lira, karnabahar tane 6-8 lira, lahana tane 5-7 lira, brokoli tane 5-7 lira arasında satıldı. Salı pazarında mandalina 5 lira, elma 3-5 lira, armut 5-7 lira, portakal 3-4 lira, limon 3-5 lira, ayva 5-8 lira ve kestane ise 35 liraya satıldı. Malum zirai don oldu. Bu son durum pazarı nasıl etkiledi? Zirai don tabii ki mahsulü etkiledi ama bizim fiyatlarımız yine aynı. Vatandaşa aynı fiyata vermeye devam ediyoruz yani. Etkiledi ama aynı devam ediyor yani. Fiyatlar aynı. Ya çok bir yükselme olmadı Fethiye'de. Ya yükselme olmadı. Üretici bölge olduğu için fazla etkilemedi yani fiyatları.